21 yıl sonra Türk televizyonlarında bir ilk gerçekleşiyor. Bir dönemin en çok konuşulan ismi Hasan Mezarcı yayında, Flash TV yayınında, canlı yayınında sorularımızı yanıtlıyor. Şimdi gelelim Mesih meselesine. Çağlar Bey, ondan önce 2 dakika müsaade edersen bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Ben Mesih olduğum açıklıktan sonra Türkiye'ye geldim. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma açtı bu deli söylemleri üzerine. 8 sene sürdü bu mahkeme. Ve bu mahkemenin sonunda efendim herhangi bir sağlık problemim olmadığına dair kesinleşmiş. Yani herhangi bir heyetten filan rapor almak istedi o zamanın hükümeti de alamadılar. Heyetler öyle bir rapor vermedi. Sağlıklı olduğuma dair tam teşekküllü hastaneden raporlarımı da sunmuştum. Dolayısıyla o mahkeme keenlem yekün haline geldi. Yok hükmünde sayıldı. O konu yasal olarak kapandı. Yani yargı süreci orada şey oldu. Yani akıl sağlığınızın yerinde olduğuna tabii yani, bir rapor tabii, var. Tabii yani evet. Adli ehliyeti var, idari ehliyeti var, mali ehliyeti var deyip ondan sonra da yargıladılar beni. Neyden yargılandınız? Yani akıl sağlığı yerinde olmayan biri onlarca mahkeme vardı. Hayır, Mesih meselesiyle ilgili yargılanmadığınız zaman hayır, değil mi? Mesih Mesihlikten değil. Hayır. Hani dine hakaret vesaire işte gibi Mesih olduğum açıklıktan sonra Türkiye'ye gelmiştim. Hakkında onlarca kesinleşmiş mahkumiyet o vardı. Önceki konuşmalarınızdan. Önceki konuşmalarımdan vardı. Dolayısıyla önce akıl sağlığı yerinde değil Mesih olduğunu söylüyor meselesi çıkınca yargı soruşturma açıldı. Akıl sağlığımın yerinde olduğuna, adli, idari, mali ehliyetimin, cezai ehliyetimin bulunduğuna dair yargı kararı var. Ondan dolayı da o yargılar yapıldı, ifadelerim alındı, infazlar yapıldı. O konu kapandı. Şimdi bir şeyi daha açıklamak gerekiyor, bu çok önemli. Şimdi iddia ne? Şevki Yılmaz, Hasan Hüseyin Ceylan, ne diyor Hasan Hüseyin Ceylan? Siyanür zehriyle zehirlediler diyor. Ya sen milletvekilisin ve senin partinin iktidar olduğu dönemde bir milletvekilini cezaevinde siyanürle zehirlemişler. Herhalde bu o siyanürü zaman de Coca-Cola falan sanıyor herhalde. Evet, marka ismi yani, de yani siyanürle zehirlenen biri Mesih olduğunu mu söylüyormuş? Ya ilaçla, işkenceyle, zihin kontrolüyle birini bir şey yapmak mümkün olsa Öcalan'ı şey yaparlardı bunlar, Türkçü yaparlardı ne bileyim ben, milliyetçi yaparlardı yani. Evet. Aynı dönemde Erdoğan da cezaevinde yattı 28 Şubat sürecinde. Sonra bu Kemalistler beni ne kadar çok seviyorlarmış ki, Allah göstermesin ya neyse yani. Mesih yapmışlar yani, beni çok seviyorlar ya, Mesih yapmışlar beni. Yani Firavun falan da yapabilirlerdi. Yani bunlar zırvadır. Ama şunu söyleyeyim, bunlar maalesef daha ziyade iktidar medyasında 20 yıldan beri iktidar medyanın şemsiyesi altındaki cemaat, tarikat medyalarında, örgüt medyalarında, parti medyalarında sürekli bu deli algısını oluşturmaya çalıştılar. Peki, şimdi şunu soruyorum. Hem de ah kardeşimiz, vah kardeşimiz diyorlar. Üstelik Şevki Yılmaz ben bunu biliyorum diyor. Bir emniyet müdürü de söyledi diyor. Düşünebiliyor musunuz? Suç değil mi bu? Bir milletvekili, başka bir milletvekili işkence yapıldığını öğrenmiş. İnsanlığa karşı işlenmiş bir suç var öğrenmiş, ortada. O zaman gereği yapılmalıydı. O emniyet müdürü de suçlu değil mi? Suç duyurusunda bulunmadığı için, gereğini yapmadığı için. Yani altı boş bir iddia diyorsunuz. Ama ayrıca şunu söyleyeyim. Ben bunların hepsini topladım götürdüm yargıya. Dedim ki bak burada devlet suçlanıyor. Devlet Hasan Mezarcı'ya cezaevin suçlanan devlet değil mi? Evet. O Ergenekon dedikleri nedir? Doğrudan genelkurmaydır ve devlet kurumlarıdır. MİT'tir, şudur budur. Sizin iddianız o tabii. Benim öyle bir tez, yargıda öyle bir tespit yok. Hayır, kamuoyundaki iddia bu. Benim iddiam değil. Algı ve iddialar diyorlar ki, bu yönde. Devlet, Kemalist devlet tırnak içinde o kadro. Öyle anlattılar. Öyle anlattılar. O kadro diyor. 28 Şubat sürecinde diyor. Bu kardeşimize cezaevinde işkence yaptılar, bunu delirttiler diyor değil mi? Evet. İşte iğne diyor, ilaç diyor, şunu diyor, bunu diyor. Şimdi her biri ayrı bir yalan uydurduğu için yalanda da anlaşamıyorlar. Ama o önemli değil. Önemli olan burada suçlanan devlettir. Devlet bir milletvekiline cezaevinde işkence yapmış. Öyle mi? Ben bütün bunları topladım. Bütün bunların bu yazılarını, konuşmalarını savcının önüne koydum. Belgelerini. Gereğini yapın. Dedim ki burada suçlanan devlettir. Soruşturma,
açın ve bu konuyu aydınlatın. Burada yani suçlanan devlettir. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'nın başında bulunduğu devlet, ki 20 yıldan beri de orada bulunuyor ve AK Parti iktidarı, geçmişte kendi milletvekillerine devletin işkence yapıldığı suçlaması var yaptığı. Savcılar soruşturma açmıyor. Bunlar fikir özgürlüğüdür diyor. Evet. Ve takipsizlik kararı veriyor. Yani Şevki Yılmaz'a çağırıp, ya bir emniyet müdürü diyorsun, işkence diyorsun, ne diyorsun, gel bakalım demiyor. İşte Cübbeli'yi çağırmıyor, Hasan Hüseyin'i çağırmıyor. Yani bu konuda. Çünkü eğer çağırır, savcılık bir soruşturma yaparsa, bunların yalan söylediği, tüm bunların algı için yapıldığı olacak. Evet. Anlaşılacak. Onun anlaşılmasını ve aşağı çıkmasını da isteyemiyorlar. Dolayısıyla madem kardeşlerine böyle bir şey yapılmış, ben buradayım, ölmedim. Madem öyle bir ağır işkence yapılmış, şu yapılmış, bu yapılmış, yani ölünce mezarımı falan açmasınlar. Tıbbi imkanlar ellerinde, devletin imkanları ellerinde. Onun peşine kimse düşmez. Bunlar söylenmiş. Demek ki mesele neymiş yani. O zaman? Şu. İtibarsızlaştırma diyorsunuz. İtibarsızlaştırma. Bu adama inanmayın. Bu adam delirmiş. Bu adamın Mesih olduğuna inanmayın. Evet. Yani korku bu, panik bu, algı da bu. Evet. Şimdi gelelim esas meseleye. Size Mesih olduğunuzu kim söyledi? Hazreti Muhammed'e kim söylediyse peygamber olduğunu, Musa'ya kim söylediyse bana da o söyledi. Ne oldu? Mesela çok merak ediyorum. ben bir şeyi merak ediyorum. Kusura evet. bakmayın ama ben bir şeyi merak ediyorum. 1400 yıl önce Arabistan'da, Mekke'de yaşamış biri, doğmuş, büyümüş biri. Onun peygamber olduğuna inanıyorlardı. 3500 yıl önce Tur Dağı'nda dolaşan Musa denilen kişinin peygamber olduğuna inanıyorlardı. İbrahim'in peygamber olduğuna inanıyorlardı. Benim Mesih olduğuma niye inanmıyorlar? Hatta İsa'nın 2000 sene önce bir marangozun oğlu olan, hiçbir sosyal toplumsal statüsü olmayan, anlatabildim mi? İsa'nın Mesih olduğuna inanıyorlar da benim Mesih olduğuma niye inanmıyorlar? Ama siz böyle bir... Allah mı bildirdi bunlara? Vahiy mi geldi? Yani Mesih olmadığıma dair. Ben merak edileni soruyorum. Anlıyorum. Evet. Ama yani mantık olarak şunu söylüyorum. Ya bir kere peygamberin peygamberliği iman konusudur. Bilgi konusu değildir. Yani ben peygamberlerin isimlerini saydım. Bunlara biz inanırız. Ama Allah onlara vahyetti mi gerçekten? Onu kimse bilmez. Size vahiy de vahyettiğini bilmiyorum. Kimse bilmez. Bilmez ama o zaman inkar etme bari. Yani inanamıyorsa. Diyorsunuz yani inkar... inansın, inanmayan da bari inkar etmesin. Beni niye yani. Suçluyorsunuz, niye saldırıyorsunuz? Yahudiler bunu yaptı. Yahudi Diyaneti o zaman bunu yaptı 2000 sene önce. Deli, kafir, sahte Mesih falan diye bir kampanya oluşturdular. Değil mi? Yahudi Diyaneti yaptı evet. O zaman, devlet erkanı yaptı. Aşağı astılar. Bugünün Diyaneti de aynı şeyi yaptı. Tarihte... Evet, yani bugünün Diyaneti de aynı şeyi yapıyor. Tarihte çok sayıda insan Mesih olduğunu, Mehdi olduğunu iddia etti. Evet. Siz onlardan birisiniz. Ben onlardan biri değilim. Değil misin? Ne farkınız değilim. Var? Benim farkım var. Ne farkınız Şimdi var? Şimdi onlar Mehdi ile Mesih'i karıştırıyorlar. Yani bu evet, konuya girdik, da, acele hani, etmeyelim. Tamam, Mehdi ve Mesih arasındaki fark ne? Onu ayırdım ben kenara. Onu konuşacağız ama şu bir başlangıca gelelim. Evet. Bir gün evde oturuyordunuz, bir anda mı Mesih olduğunuzu zannettiniz ya da... Ha yok yani. Nasıl oldu o yani? Bunu anlatmam için önce bir bilgi vermem lazım. Evet. Mesih diğer peygamberlerden farklıdır. Diğer peygamberlere Allah'ın vahyetmesi, bildirmesi doğrudan değildir. Ruhul Kudüs üzerinden Cebrail dediğini, evet. melekler üzerindendir. Yani... Hazreti Muhammed, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa gibi peygamberlere Allah doğrudan vahyetmez. Aracı gönderir. O bir aracıyla oluyor. Evet. Size? Ama Mesih Ruhul Kudüs'tür. Hem İncil'e hem Kur'an'a göre Mesih Ruhul Kudüs'tür. Yani o Cebrail denilen insan bedeni bakımından, şimdi ben Mesih diye üçüncü şahıstan bahsedeyim ki konuyu anlasınlar, kendimden evet. bahsediyormuş gibi olmasın. Mesih hem İncil'e hem Kur'an'a göre Ruhul Kudüs'tür. Yani iki bedeni vardır. Ölümlü insan bedeni vardır, ölümsüz Ruhul Kudüs bedeni vardır. Yani Yahudi, Hristiyan, Müslüman, İbrahim'i dinlerdeki o Ruhul Kudüs denilen, Cebrail denilen varlık, ete kemiğe bürünüp insan bedeninde dünyaya gelmiştir. İnanışa göre. İnanışa göre. Evet. Yani İncil'e ve Kur'an'a göre de böyledir. Zaten mucize de odur. Yani Ruhul Kudüs denilen
varlığın, Cebrail denilen varlığın, Allah'ın ruhu aynı zamanda. Mesela Kur'an da bunu söyler. İnnemel Mesih İsa ibn Meryem Resulullah ve kelimetuhu elkaha ila Meryem'e ve ruhum minhu. Baksınlar. Nedir ama siz yine de söyleyin. Şüphesiz Arapça. İsa Mesih Allah'ın kelimesidir. İsa Mesih'ten söz ediyor. Evet. Meryem'in oğlundan söz ediyor. Yani o insan bedeninden. Allah'ın beden almış kelimesi diyor. Kelimesi. Ve ruhu. Ruhul Kudüs. Bunu Kur'an net söylüyor. Dolayısıyla Mesih bütün peygamberlerden farklıdır. Mesih'in Allah'la olan ilişkisi, iletişimi, ne derseniz deyin buna, doğrudandır. Yani arada başka bir vasıta yoktur. Dolayısıyla o kadar açık bildirdi ki Allah. Ve ben bunu da müjde kitabında açıkladım. Rastgele kelimelerle de açıklamak istemiyorum şu anda burada. Evet. Açıkladım. Şu anda seninle konuşmamız ne kadar gerçekse ve bunda bir şüphe yoksa, Allah'ın Mesih olduğumu bana bildirmesi de bu kadar apaçık oldu. Nasıl bildirdi? Yani şimdi vahyin keyfiyeti, yani o bildirmenin keyfiyeti, Kur'an'da da bu böyledir. Allah peygamberlere vahyetti der. Kelam etti, söz söyledi demez. Evet. Dolayısıyla bu her biri ayrı bir ayrıca konuşulması gereken bir şey. Son günlerde attığım tweetlerde de bu var. İşte mesela elindeki kitabı Allah'ın kitabı diyor. Değil mi? Allah'ın kelamı diyor. Allah'ın sözü diyor. Halbuki bunlar Allah'ın kelamı sözü değil. Musa'nın kitabı, İsa'nın kitabı, Muhammed'in kitabı. Bu peygamberlerin sözü. Allah peygamberlere vahyetti. Kelam etmedi, söz söylemedi. Dolayısıyla vahyin, o vahiy dediğiniz şey rüyada mı, uyanıkken mi? Ne oldu? Evet. Yani, oturuyordunuz bir anda mı? Öyle değil. Mı? Rüyada mı, uyanıkken mi, sözlü mü, sözsüz mü, sessiz mi, sesli mi, sessiz mi? Değil mi? Peygamberin kalbine mi gelir, aklına mı gelir, kulağına mı fısıldanır? Bu konu insan bilgisi dahilinde değildir. Bu konuyla ilgili hiç kimse yorum yapamaz. Siz dahil mi? Ben kendimi dahil etmiyorum. Fakat bana Allah doğrudan bildirdi. Apaçık bir şekilde bildirdi. Nasıl bildirdi? Yani ya nasıl, ses mi duydunuz? Hayır. Görüntü mü? Hayır. Ne, his mi geldi? Ne oldu? Bunları kelimelerle ifade etmeye kalkarsam burada... Bu anlatamazsınız. Yanlış, yani. Yanlış anlamaya sebep olur. Ben Hasan Mezarcı olarak konuşmak kolay. Ama Mesih olarak konuşmak... Yani 100 sene sonra da belki 500 sene sonra da... Bunlar sağa sola çekilecek şeyler. Müjde kitabında ben bunları apaçık bir şekilde açıkladım. İnternette mesih.ds'de adresinde var bunlar. İsteyenler okuyabilirler. Sonunda İsa da işte ben Mesih'im diyor. Şimdi benim gibisi yok tarihte. Yani niye? İsa, ne farkınız var Hazreti İsa'dan? Bir insanın kendisi Mesih olduğunu söylemekle Mesih olmaz. Hem İncil'e göre olmaz hem Kur'an'a göre olmaz. Siz de öyle o zaman. Ben dahil. Olmaz. Evet. Çünkü bir insan Mesih'se bir kere onun havarileri olur. Yani hiçbir peygamberde olmayan havarileri olur. Sizin var mı? Havarileri var tabii. Yani Mesih ise bir kişi, havarileri olmayan Mesih olmaz bir kere. Hazreti İsa'nın var. Hazreti İsa'nın var. İşte onun için zaten o Mesih. Her ne kadar Yahudiler hala kabul etmiyorsa bile. Şimdi havari ne? Mesela Hazreti Muhammed'in ashabı var. İşte evet. Ebu Bekir'dir, Ömer'dir, Osman'dır, Ayşe'dir, Fatma'dır, her neyse. Değil mi? Ashabı var. Hazreti Muhammed Allah'ın vahyettiğini onlar bilmiyorlar. Onun peygamber olduğunu bilmiyorlar. Onlara hiçbir şekilde Allah bildirmiyor. Değil mi? Yani onun ashabı bilmiyor. Sadece Muhammed'e inanıyorlar. Değil mi? O imanlarından dolayı Allah'ın da ona vahyettiğinden şüphe etmiyorlar. Veya bu Musa için de, diğerleri için de böyle. Ama İsa olayı öyle değil. Şimdi Müslümanların bu konuda bilgileri eksik olduğu için problem oluyor. Mesih'i bilmiyor toplum. Mesela Kur'an'da vardır. Ve izâ vahaytu ilel havariyyin diyor. Biz havarilere vahyettiğimiz vakit diyor Kur'an. Neymiş? Allah Mesih'in o havarilerine, yani o Petrus dediğimiz, Yuhanna dediğimiz, Simon ve bunlara ne yapmış? Vahyediyormuş. Yani Mesih'in havarileri neymiş? Rasulmüş, peygambermiş. Halbuki Muhammed'in ashabına vahyettik var mı? Yok. Yok. Musa'nın ashabına vahyettik var mı? Yok. Ama Mesih'in havarileri Rasulmüş. Yasin suresinde de onların Rasul olduğunu söylüyor. Rasuller diyor. Mesih Ruhul Kudüs olduğu için,
Şimdi bunu söylemem lazım. Çok hızlı gidiyor belki. Zor olur takip etmek izleyiciler için de. Yok, derli toplu anlatıyorsunuz. Mesih Ruhu Kudüs olduğu için şöyle diyeyim ben. Adem'e Allah'ın vahyini getiren, Musa'ya getiren, Muhammed'e, bütün peygamberlere Allah'ın vahyini getiren Ruhu Kudüs değil mi? Yani inanca göre. İnanca göre öyle. İnanca göre evet. Öyle. Ruhu Kudüs, Cebrail yani. Evet. İşte diğer peygamberlerin neyi oluyor Mesih? Bir çeşit öğretmeni oluyor. Vahiy getiriyor, öğretiyor, söyletiyor. Evet. Peygamberlerin değil mi? Dolayısıyla Mesih, o Ruhu Kudüs insan bedeniyle Meryem'den doğup dünyaya gelince Allah ona ne yaptı? Resuller verdi. Onun için Mesih'in öğretisini İsa değil de Resulleri yaydı. Onun için çok İncil vardır. Niye? Her bir havari bir peygamber, bir Resul. Yani Allah'ın kendisine vahyettiği kişi. Ya bunda şaşırılacak bir şey yok. Dolayısıyla tarih boyunca çıkmıştır. İslam dünyasında bir kere Mesih çıkmaz. Yoktur. E siz? Ben hariç. Yani İslam dünyasında Mesihlik prim yapmaz. Mesihliğe talep yoktur. Mehdilik Mehdiliğe talep var. Çoktur. Evet. Yani Mehdi çok çıkar. Hemen bütün hoca efendiler, bütün evet, şey hemen efendi, hemen hepsi evet, Mehdilik hepsi Mehdidir vardır. Yani. Çünkü orada İslam dünyasında Mesih algısı şudur. Yani Mesih'e inanmaya mecbur. Kur'an'da söylüyor yani İsa'ya. Hazreti Muhammed'e gelecek evet. Demiş. Mecburen inanıyor. Fakat Mesih gelecek diyor. Mehdi'ye tabi olacak diyor. Yani Mesih'i Mehdi'ye mürit yapıyor bunlar. Peki Mehdi ile Mesih arasındaki fark ne? Mehdi inancı Müslümanlara mahsus bir inanç. Ve Müslümanlar Mehdi beklemesin. Mesih'ten başka bir Mehdi gelmeyecek. Yani ama siz Mesih, aynı zamanda Mehdi'siniz de. Mehdi hidayet eden, doğru yol kendi inancı yani doğru yolu yani. Gösteren demekse o yani doğru yolu gösterme, hidayet etme görevini Mesih yapacak tabii. Yani Ruhul Kudüs Mesih İsa gelecek. Mehdi'ye mürit olacak, tabi olacak. Sonra ne olacak? Alacak bunlar kılıcı eline, siyah bayrağı çekecekler. Dünyaya savaş ilan edecekler. Gayrimüslimleri kılıçtan geçirip dünyaya hakim olacaklar. Yani kafalarındaki bu işleri İsa Mesih'i kullanacaklar. Yani sağ yanağına sol yanağı vurana sol yanağını uzat diyen, savaşı yasaklayan, değil mi? Mesih'i böyle bir işte kullanacaklar. Kafalarındaki şey o. Esas olan Mehdi'dir, Mesih değil bunlarda. Onun için İslam dünyasında Mesih çıkmaz çünkü Mesih'e talep yoktur. Çıkmamıştır da. Ciddi bir şekilde çıkıp, kitabıyla, havarileriyle çıkıp, mesela Kur'an'da ayetler var. Ayet yok diyorlar hocalar filan o son yıllarda özellikle. Evet. Ben Mesih olduğumu açıkladıktan sonra meallerini değiştirdiler ya. Yani 2000 yılından önce Diyanet'in meali, diğer meal yazarlarının mealleri Mesih gelecek diyordu. Ben Mesih olduğumu açıkladıktan sonra meallerini değiştirdiler. Mesih gelmeyecek şeklinde tercüme etmeye başladılar ayetleri. Kur'an net söylüyor bunu. İsa net söylüyor. Öldüğüm gün, doğduğum gün Esselamu aleyhi yevme vulittu yevme emutu yevme ub'asu hayya. Doğduğum gün, öleceğim gün, tekrar hayat sahibi olarak dirileceğim gün. Yani tekrar dirileceğini. Bu İslam'dan önce de bu inanç vardı. Evet. Yani çünkü İncil'de İsa tekrar dünyaya geleceğini açıkça söylüyor. Kur'an'da da buna dair ayetler var. Pek çok peygamberin hadisleri var. Dolayısıyla Mesih inancı, Yahudi, Hristiyan, Müslüman, Budist, Hindu, kıyametten önce böyle bir kurtarının geleceği inancı evrenseldir. Bütün milletlerin beklentisidir. Ve tarih boyunca da kitabıyla ve havarileriyle birlikte çıkan. Peki. Benden başka yoktur. Geldiğini söylüyorsunuz. Kurtarıcı olduğunuzu söylüyorsunuz. Bugün mesela misyon ne? Yani yaşam, beden bir gün toprak olacak değil mi? Yani ne yapmayı planlıyorsunuz? Yani bir misyonu var mı Mesih'in? Misyonu nedir? Size göre. Ve inanışa göre, dini geleneklere göre. Şimdi biz Müslümanlara hitap ediyoruz bu toplumda. Evet. Yani Türkiye halkına hitap yani ediyoruz. Yani kurtarıcısınız ama yani ne yapabilirsiniz ki bugün? Ne olacak? Şimdi herkesin Mesih beklentisi farklı. Mesih'ten beklentisi farklı. Şimdi mezheplere göre değişiyor, cemaatlere göre değişiyor. Yani Hristiyanların Mesih beklentisi farklı, Mesih'ten beklentisi farklı. Mesih'ten ne beklediklerine bağlı. Yahudilerin Mesih beklentisi farklı. Yahudiler ne diyor? Mesih gelecek, işte Tanrı'nın krallığını kuracak, başımıza geçecek, dünyaya hükmedecek, yani bize teslim edecek. Hristiyanlar, Hristiyan olmayan bütün milletleri Hristiyan yapacak veya
İşte kılıçtan geçirecek, bize teslim edecek. Müslümanlar ne diyor? Mesih'ten ne beklediğinize bağlı. Yani kurtarıcıdan ne bekliyorsunuz? O kurtuluştan amacınız ne? Şimdi Mesih'i Hazreti Muhammed'le veya diğer peygamberlerle karıştırmamak gerekiyor. Yani geçmişten bakarsak bugünü görebiliriz. Mesih ne yapmıştır? Yani milyarlarca Müslümanın, Hristiyanın inandığı Mesih 2000 yıl önce ne yaptı? Devlet mi kurdu? Ordu mu kurdu? Savaştı mı? Bir tarikat, cemaat, örgüt kurdu mu? İsa bunların hiçbirini yapmadı farkındaysanız. Değil mi? Evet. Ve haça asıldığında 33 yaşında, ki Müslümanlar haça asıldığını da kabul etmiyorlar. O ayrı bir şey, ayrı bir yanlışlık. Öldüğünü kabul etmiyorlar. Efendim, geriye bir kitap bıraktı mı? Kitap da yok. Yani İsa bir kitap da bırakmadı. Dolayısıyla haça asıldı gitti. E peki ne oldu? Nasıl kendisine en çok inanılan bir peygamber haline geldi İslami tabirle? Nasıl oldu bu? Bu Mesih'in Ruhul Kudüs olmasıyla ilgilidir. Mesih insan bedeniyle gelir, kendisini ve öğretisini açıklar. Başka bir şey yapmaz. Peki. Yani Mesih tezgah kurmaz, açıkça söyleyeyim. Yani din tezgahı kurmaz, siyaset tezgahı kurmaz. Dünyevi, siyasi, ticari bir tezgahın içinde olmaz. Yani İsa bunları yapmadı. Muhammed bunları yaptıysa o başka bir şey. O kendine göre yaptı. Musa kendine göre yaptı. Şimdi İsa'ya bakınca İsa'da bunlar yok. İsa diyor ki işte o diyor beklediğiniz, o zaman da bekliyorlardı. O beklediğiniz Mesih benim, kurtarıcı benim diyor Yahudilere. Onlar ne diyorlar? Yahudiler. Senin diyorlar anan belli, babam belli, kardeşlerin belli. Nasıl oluyor? Diyorlar, siz de mesela. Mesih diyor Ruhul Kudüs. Yani gökten geldi. İşte Mesih olmadı yani. Mesih olmadı besbelli diyorlar. Ve bundan dolayı deli kafir sahte Mesih diyerek reddedip haça asıyorlar. Hala da öyle devam ediyorlar. Şimdi bu halk da bunu söylüyor. Senin diyor anan belli, babam belli, kardeşlerin belli. Evet, siz belli. Düzce'de doğdunuz. Düzce'lisin diyor. Gökten mi indiniz? Hayır, yok. Yani, çünkü gökten bekliyor. Niye gökten bekliyor? Çünkü Müslümanlar şöyle diyor. Yani Müslümanlar. Mesih diyor haça asılmadı, öldürülmedi, ölmedi. İnsan bedeniyle göğe gitti diyor. Şimdi gök neresiyse, yani o da ayrı bir şey. 2000 seneden beri gökte diyor. Ve diyor yine aynı insan bedeniyle gelecek. Geçenlerde bir televizyonda ismini söylemeyeyim. Bir profesör, ilahiyat profesörü hocamız. Diyor ki o hiç 2020 yaşında da göstermiyor diyor yani. Ya o da ayrı. Peki. Yani hayır. Bak yanlış bilgi insanı kör eder. Gökten göğe gittiğine inanırsanız insan bedeniyle. Gökten de geleceğine gökten, inanmanız gerekir gökten diyorsunuz. Gökten gelecek. Mantık doğru. Öyle mi yani? Asker bavulu gibi gökten düşecek, astronot gibi filan. Yani siz gökten gelmediniz. Ha, gökten geldiğimi görseler Amerika attı bunu herhalde bizi kandırmak için derler yani. Peki, bir de pasaport sorarlar. Hani hep mucize soruyorlar ya, mucizelerin dindeki önemi nedir? Yani mesela size soran oldu mu ya bir ben mucize? Ben rica etsem burayı geçmeyelim. Çok. Tamam. Evet. Birkaç cümle söyleyeyim burada. Gökten gelme doğrudur. Gökten mi geldiniz? Tabii. Gökten gelme doğrudur. Mesih söz konusu olduğunda, Mesih ile ilgili ayetleri okurken hocalarımız, Mesih ile ilgili ayetleri okurken papazlar, değil mi? Dikkat etsinler. Herhangi bir insandan söz etmiyorlar, herhangi bir peygamberden söz etmiyorlar. Ruhul Kudüs'ten söz ediyorlar. Ölümsüz bir Ruhul Kudüs bedeni var, ölümlü bir insan bedeni var. Ölümsüz Ruhul Kudüs bedeniyle Meryem'e geldim. Yani gökten gelme odur. Ölümsüz Ruhul Kudüs bedeniyle, ki Kur'an'da da bunu söyler. İdersel la ileyha ruhana fetemessel la beşeren seviyya. Bu işte her biri ayrı bir şey. Bizim Hakan Aygün Bey'le yaptığımız videolar var YouTube'da izlerlerse. Ben bunları uzun uzun anlattım. Burada herhalde bunlara giremeyeceğiz. İşte o Meryem'e gelen yakışıklı delikanlı olarak görünen Allah'ın ruhu yani Ruhul Kudüs. Ve Ruhul Kudüs'ten hamile kalıyor Meryem. Yani gökten anneye geliyor. Çama gelmiyor, şama gelmiyor. Gökten gelmeden o bir metafor o zaman. Tabii yani. Gökten gelme o. Ama bu yoksa gökten böyle yok, hop bir insan bedeniyle aşağı. Gelmiyor. Ve gökten kime geldi? 2000 sene önce de gökten geldi Ruhul Kudüs. Ya Mesih Ruhul Kudüs'se, Allah'ın ruhuysa, İncil ve Kur'an doğru söylüyorsa, inanç buysa, Ruhul Kudüs dediğiniz Cebrail dediğiniz melek Meryem'in rahmine gelmiş. Öyle diyelim ben.
ete kemiğe bürünmüş İsa Mesih diye görünmüş. Bugün de sizin iddianıza göre işte haça asılarak öldürülmüş. Tamam. Haça asılarak öldürülmüş. İnsan bedeni bakımından ölmüş. Tamam. Ama Ruhul Kudüs bedeni bakımından orada yaşıyor. Haça asılmamış, ölmemiş. Evet. Üç gün sonra havarilerine görünmüş. İnsan suretinde görünmüş. Hani Meryem'e bir delikanlı olarak geliyor. İşte Hazreti Muhammed'e dıhiye görünümünde geliyor. İşte Musa'ya Hızır görünümünde geliyor filan. Çünkü Ruhul Kudüs dediğimiz yaşlı, genç, kadın, erkek, güvercin her şekilde ne yapabilir? Ruhul Kudüs kendini gösterebilir. Havarilerine görünüyor 3 gün sonra ama mucize olarak görünüyor. Yani herkes görmüyor. Sadece havariler görüyor, onlarla konuşuyor ve onların gözlerinin önünde göğe yükseliyor. Ya bu göğe gitti demek, yani aslında uçak kalktı göğe gitti deriz yani. Halbuki bir yere gidiyor. Allah'a gitti. Yani İzgâlallâhu ya İsa inni mütevfîke ve râfiyoke ileyye ve kendimize yükselteceğiz. Yani katıma diyor, yanıma. İsa da söylüyor, bugün diyor babamın sağında oturacağım diyor mahkemede yargılanırken. Yani oradaki gökten gelme doğrudur. Göğe gitme de doğrudur ama insan bedeni gökten gelmediği için insan bedeni de göğe gitmiyor. Ruhul Kudüs bedeni, şimdi Müslümanlar insan bedeniyle ölmedi göğe gitti deyince gökten bekliyor. Ve ben uyarıyorum. Bu körlükle Müslümanlar bir kere Mesih falan göremezler. Anlayamazlar. Ben ve halkı suçlamıyorum. Maalesef burada halk yanlış bilgilendirilmiştir. İncil'i falan da okumaları gerekiyor. Hristiyanlar da üçüncü gün insan bedeniyle dirildi, insan bedeniyle gitti diyor. Bu da onların yanılgısı. Halbuki İncil çok açık söylüyor. Ne diyor İncil'de? İncil diyor ki havariler onu mucize olarak gördüler diyor. Hani havariler biz gördük, başkaları görmedi evet. diyor. Yani dolayısıyla Ruhul Kudüs peygamberlere de görünür insan bedeniyle. Meryem Ana'ya işte yakışıklı bir delikanlı olarak göründüğü gibi görünür. İnançtan, yani insan evet. bilgisinden söz etmiyoruz burada. Dolayısıyla 2000 önceki bildikleri, iman ettikleri İsa Mesih haça asılmıştır, ölmüştür, toprak olmuştur. Ve tekrar dünyaya nasıl gelecek? Tabii ki bir anneden... Bir insan olarak gelecek. Tabii ki evet. bir kadından doğacak. Siz o olduğunuzu söylüyorsunuz. Evet, yani işte. 2000 sene bildikleri, iman ettikleri İsa Mesih, 2000 önce o Ruhul Kudüs nasıl Meryem'e gelip Meryem'den doğmuşsa ve günü gelince açıklamışsa... Bugün de Düzce'den. Bugün de Düzce'den doğdu. O gün de annem babam kardeşlerim vardı. Bugün de annem babam kardeşleri var. Allah babasız, anasız insan yaratmamıştır. İşte İsa'nın babası yoktu filan diyorlar. Ya bunların tamamı uydurmadır. Babası yok ne demek? Meryem kimden hamile kaldıysa baba odur. Baba odur. Eğer Müslümanlar Allah'tan hamile kaldı diyorsalar Meryem, baba Allah. Ruhul Kudüs'ten hamile kaldı diyorlarsa baba Ruhul Kudüs. Anlatabiliyor muyum bunu? Şimdi İncil'e bakarsanız görürsünüz. Mesela Meryem'in İsa'dan başka 6 çocuğu daha var. Yani önceki dönemimde 4 erkek, 2 kız kardeşim daha vardı. Meryem'in kocası marangoz Yusuf'tu. İnsan bilgisine göre İsa'nın babası marangoz Yusuf. İnsan bilgisine göre 2000 sene önce. Ama ilahi bilgiye göre Ruhul Kudüs. Evet. Allah değil yani. Mucize meselesine gelelim. O da evet. önemli. Soran da oluyor. Mesela diyorlar ki ya tamam. Ha, yani ben reenkarnasyon falan demiyorum. İsa'nın ruhu bende demiyorum. Böyle bir şey yok. Ben diyorum ki etimle, kanımla, bedenimle o Meryem oğlu Mesih İsa var ya inandığınız iki. Evet. Tekrar doğdum. Anamdan doğup tekrar dünyaya geldim. Bu Kur'an da zaten bunu böyle açıklar. Yok, yeterince yani siz açıklayıcı evet. Özetlediniz. Yani evet. hani bir ara devreler yanıyor gibi oldu bende ama... özetleyebildiniz. Ben çünkü nasıl çok... açıklıyorum ya? Beni dinlemiyorlar ki. Beni dinlemediler ki. Ben İsa Mesih olduğumu nasıl açıkladığımı dinlemeleri gerekiyor. İşte bu fırsatı evet, bulmuş olduk bu programda. Evet. evet. Yani açıklık getirmiş olduk özetle. Evet. Tabii bu çok geniş bir mesele ama tabii. özetle açıklamış olduk. Yani neyin nasıl olduğunu tabii. sizin inancınıza, düşüncenize göre nasıl Mesih olduğunuzu evet. Anlamış olduk. Tabii İzleyenler siz, yani de anlamış siz inancınıza oldu. Göre diyorsunuz ama bu ben Hasan Mezarcı'yı nasıl biliyorsam Mesih. Evet. Yani ben o haçtan gelen Mesih'im.
Yani haç bunun konusunu siz öyle olduğunu söylüyorsunuz. Haç konusunu tartışmasın kimse. Papaz da tartışmasın. Hoca da gelsin bana sorsun ne oldu. Evet. Biz yani, sorduk işte ben mesela gazeteci olarak. Evet. Evet, ha, inanmayanlar için söylüyorsun. Bana sorsunlar. Evet. Ya İsa'yı ben açıklayacağım. Çünkü İsa benim. 2000 sene ne oldu ne bitti? Bilmek isteyen bana gelecek. Onu söylemek istiyorum. Ha beni dinlesinler. Doğru bulmuyorlar. Peki bu reenkarnasyon değil ama 2000 sene öncesine ait bir şey var mı bedeninizde yani? Hatırlama. Hafıza hatırlama var mı? Şimdi siz daha çok gençsiniz ama mesela çocukluk yıllarımızdaki, okul hayatımızdaki, iş hayatımızdaki pek çok şey silinir biliyorsun hafızadan evet. Zaten. O ayrı bir şey. Hatırlama, bilme zihne ait bir yetenektir. Bu sizde yok o zaman. Şöyle yani ölmüş... Ya, zihin bitmiş yani toprak olmuş gitmiş o silindi. Allah bilmem gerekenleri bu 20 yıllık inziva sürecinde apaçık bir şekilde bana bildirdi. 20 yıllık değil 2000 yıl. 97. Ha 90 de, ha 97, tamam. 97 2000. Tamam. O yani 24 yıl neredeyse benim Allah inzivaya çekilmemi istedi. 20 yıl bir insan inzivada yaşar mı? Ben Avrupa'da yaşıyordum üstelik. Parti kurmak istiyorsam kurarım, tarikat yapmak istiyorsam yapardım. Bunlar kadar da mı becerebileceğim? Peki, cemaat yapmak istesem yapardım. Bak bunların hiçbirisini yapmıyorum ve yapmayacağım. Korkmasınlar. Yani korkmasınlar. Etrafıma kimseyi toplamayacağım diyorsun. Hayır yapmıyorum. Yapmak yani 20 yıl benim bunlar kadar da mı yeteneğim yok ya? Peki şunu ya, merak edersiniz. Ha buyurun. Ya böyle bir şey yok. Niye yapmayacağım? Yani çünkü Allah böyle yapmamı istemiyor. Kendimi ve öğretimi açıklamamı istiyor. Ve inanan kurtulacak. Cennette sonsuz hayat bulacak. Kurtarıcılık budur. Siz de cennet vaat ediyorsunuz. Böyle. Bu Allah'ın vaadidir. Allah'ın vaadi gerçekleşmiştir. Tabii ki cennet vaadidir. Herkes cennet vaat ediyor. Hayır, bu ayrı. Şimdi inanç ne ayırıyor sizi onlardan? İnanç böyle. Mesih Ruhul Kudüs'tür. Kıyametten önce tekrar dünyaya gelecek. Ve inananlara bu zaten yetkisi olmasa kurtarıcı olmaz. Ama dünyevi bir rolü yok demek değil bu. Mesih'in dünyevi misyonunu ölümsüz Ruhul Kudüs bedeni yapıyor. Çünkü o Ruhul Kudüs Allah'ın kelimesi. Müsaade ederseniz açıklayayım. Tabii. Yani bu önemli bir nokta şimdi. Mesela Allah bir şeyin olmasını istediği zaman bizzat kendisi yapmaz değil mi? Yani yaptırır. Yani ol der, o olur. Evet. Yani kelimesiyle yapar. Şimdi biz de mesela... Cumhurbaşkanıdır, başbakandır, müdürdür filan. Sözüyle gidin şunu yapın diyor, bunu yapın diyor. Sözüyle yaptırıyor. Allah buna benzetilir. Yani insan anlayışına göre başka türlü anlatılamaz bu. Allah'ın insanlar gibi dili dudağı olmadığı için Allah'ın dili, kelimesi, işlevini kim görüyor? Mesih, Ruhul Kudüs görüyor. Yani onun için Allah'ın kelimesi diyor Kur'an'da. Yani o zaman sizin her söylediğiniz... Hani Allah'ın ol deyince olduran dili diyelim. Allah ne yapmak istiyorsa, yaratma, can verme, ruh verme, vahiy etme, yani bütün bu işleri Ruhul Kudüs'e yaptırıyor. Sizde var mı o? Evet, ya işte ölümlü insan bedenine bakıyorsunuz şu anda. Bir de ölümsüz Ruhul Kudüs bedenim var. Onu biz görmüyoruz. O buna bağlı değil zaten. İnsan bedenime bağlı değil o iş. O işi. Sizin iradenizde mi? Hayır. O ben dünyaya gelmeden de Allah'ın işlerini yapıyordu ezelden beri. Ama sizin onunla bir bağınız yok değil mi? Bir bağlantı yok. Hayır olmaz olur mu? Var tabii. Var da ölümsüz beden, ölümsüz yani Ruhul Kudüs bedeni insan bedenime bağlı değil. Onun yaşamı, hayatı, işlerini yapması. O her zaman her yerde görünebilir. Aynı anda çok yerde görünebilir. Dolayısıyla Allah'ın işlerini ezelden ebede emrinde melekler ordusu var. Onun için bir şey söyleyeyim burada müsaade ederseniz. Evet. Çok önemli. Geçmeyelim. Geçmeyelim çok ama çok şey. Da sorun var. Evet. Olabilir ama ileride... Yok konuşuruz. Şey vaktimiz bol. Mesela Kur'an'da der ki İsa enni ahluku leküm minattini keheyyetittayr. Ben sizin için balçıktan kuş yaratırım. Tamam. Ne demek? Peki şimdi yaratmak bir insan ben yaratırım diyebilir mi inanca göre? Yaratmak Allah'a mahsus bir şey. Yani balçıktan kuş yaratırım diyor. Dikkat edersiniz. Yani yaparım. Heykel. Evet. Ahluku halk ederim, yaratırım diyor. Ölüye hayat veririm diyor. Peki bunu Hazreti Muhammed söylemiş mi? Hazreti hayır. Musa öyle bir iddiası mi? Yok. Yok. Evet. Hayır Kur'an'da da yok. Yani ben yaratırım diyebilir mi yani bir peygamber? Diyemez. Ben hayat veririm diyebilir mi? Ben can veririm, ruh veririm diyebilir mi? Diyemez. Peki İsa bunu nasıl söylüyor Kur'an'da?
Hangi yetkiyle? Hangi yetkiyle söylüyor? İşte Ruhul Kudüs yönüyle söylüyor bunu. Yani ama, bu yaratma, can verme, ruh verme gücü, yetkisi ölümsüz Ruhul Kudüs bedendedir. Evet, ama bu bedende değil. Ha, değil tabii. Yani dolayısıyla İsa'nın mucizelerini, mucize dediğiniz, anlamak için onun Ruhul Kudüs peki, olduğunu anlamanız gerekiyor. Peki şunu düşündünüz mü? Yani Ruhul Kudüs olarak bunları söylüyor. Yaratırım evet, diyor, halk ederim diyor. Ama sizin orayla bir bağınız, irtibatınız var diyorsunuz. Onu biz bilemeyiz. Ben oyum. Yani bildikleri, inandıkları Ruhul Kudüs, Müslümanlar, Hristiyanlar, Allah'ın ruhu kelimesi ete kemiğe bürünmüş, İsa Mesih olarak diyorsun, görülmüş insanların peki, arasında. Şunu, o zaman şu kadar dolaşmış, şimdi de bu kadar. Yani, şunu düşündünüz evet, mü? 2000 yıl önceki Hazreti İsa, 2000 yıl sonra bir Refah Partisi milletvekili olarak kendisine bildiriliyor. Yani CHP milletvekili olsaydı hayır, ne fark eder? Hayır, şunu söylüyorum. Yani 2000 yıl sonra neden böyle bir zamana denk getiriliyor ve siz bunu muhafazakar, dindar, Türkiye'deki İslamcıların tam içinde bu böyle bir şey olduğuna inanıyorsunuz. Yani şöyle sorayım. Mesele karışık olduğu için. Neden 2000 yıl beklendi size göre? O 2000 yıl içinde neredeydiniz? Ve neden bir Müslümanların İslam inancına daha yoğun yaşadığını söyleyen insanların tam ortasında böyle bir şey çıktı? Size göre. Yani bunu düşündünüz mü? Sorguladınız mı? Tabii yani şimdi ben soruyu mantıksız bulmuyorum. Yok yok, anladım. Yani soruyu mantıksız bulmuyorum da mesela siz neden bu çağda dünyaya geldiniz? Bu ülkede dünyaya geldiniz? Allah madem ama bir amacı olmalı. Müsaade eder misiniz? Yani Allah madem tavukları yarattı, tilkileri niye yarattı filan? Şimdi mesele şu. Bu insanın takdirinde olan bir şey değildir. Bu Allah'ın takdiriyle olan bir peygamberlik. Hazreti Muhammed mesela bugün bu ülkede ortaya çıkabilirdi ama öyle olmamış. O gün orada ortaya çıkmış. Bu da orada ortaya çıkmış. Ve bir dünyayı etkilemiş mesela. Bunu sorguladınız mı? Neden böyle bir zaman dilim? Hayır hayır. Bunu sorgulamama gerek yok. Çünkü bana Mesih olduğumu bildirdi. Ve sürekli 20 yıl boyunca bunları uykuda ve uyanıkken sürekli, yani şöyle diyebilirim, ben fazla dini konuda konuşmak istemiyorum. 20 yıl bir insan inzivada kalamaz, biliyor musunuz? Olamaz böyle bir şey. O kadar çekti ki ben o 20 yıl boyunca Allah'la oturdum, Allah'la kalktım, Allah'la yattım, Allah'la ağladım, Allah'la güldüm, onunla sevindim. Yani bu 20 yıl böyle geçti. Ve bütün bu ilahi sırlar bana açıldı, bildirildi. Bu Allah'ın takdiridir. Ve bu çağda, bu ülkede olacaktı. Şimdi başka bir ülkede olsaydı, başka bir partiden olsaydı, değil mi? Aynı sorular yine sorulacaktı, değil mi? Evet. Niye mesela Bulgaristan'da da veya işte Hindistan'da da başka bir yerde değil? Niye şu kesimden gelmiş, şu partiden gelmiş de öteki partiden gelmemiş? Niye Katoliklerden gelmiş de Ortodokslardan gelmemiş? Anlatabiliyor muyum? Tabii ki insanlar bunları sorarlar. Şimdi bütün sorular sorulur ama tek bir soru var İnsanların sorması gereken. Mesih mi, değil mi? Tamam, onu soruyorlar zaten. Yani ana soru budur. Ve buraya bakmaları gerekiyor. Ve ben şunu söylüyorum. Müsaade ederseniz bunu söylememe izin. Tabii buyurun ya. Yani Hazreti Muhammed Aleyhisselam, biz inanıyoruz ve halkımız inanıyor. Yani halk inanıyor. Ben biliyorum onun peygamber olduğunu. Ben Mesih olduğumu bilinceye kadar herkes gibi inanıyordum. Mesih olduğumu bildikten sonra ben Musa'nın da, İbrahim'in de, Muhammed'in de peygamber olduğunu biliyorum. Yani benimki bilgi. Tamam. Ya bunu söyleyeyim. Diğerle bizimki inanç, sizinki inanç, bilgi. Benimki bilgi. Bütün peygamberleri biliyorum. O vahyin nasıl olduğunu, nasıl geldiğini, peygamberlerin onları nasıl ifade ettiklerini, bunların tamamını biliyorum. Şimdi Allah'ın bildirmesiyle biliyorum. Bu ayrı bir konu. Şimdi Hazreti Muhammed bugün burada ortaya çıksa veya Musa veya Hazreti İbrahim çıksa, işte ben dağdaydım, mağaradaydım, inzivay yapıyordum. Bana bir melek geldi, işte beni sıktı, etti, oku dedi, sen peygambersin dedi filan. Ne yapardı bu insanlar? Söyle. Oo, hoş geldin, buyurun peygamberimiz derler miydi? Yoksa ellerine kelepçe vurup akıl hastanesine mi götürürlerdi? Deli raporu mu verirlerdi? Ya bu böyle konuşulacak bir mesele değil bunlar.
Yani din iman konusu böyle konuşulmaz. Ben şimdi soruyorum yani Musa'ya inanıyorsunuz 3500 sene önceki bir kişiye tanımadığınız, değil mi? Ya İsa'ya inanıyorsunuz, Muhammed'e inanıyorsunuz da bana niye inanmıyorsunuz? Evet. Ya problem ne, mesele ne? Şimdi ya Mesih ama... olmadığımı, hayır inanmıyorsanız bile bari inkar etmeyin. Tamam. Çünkü inkar etmeyin çünkü bak görecekler Allah'ın önünde yargı günü o Mesih mi diyecekler. Yani boyumu mu müsait görmüyorlar, kilomu mu müsait, ne yani problem ne? Öyle bir profil tahsil çizilmiyor mi zaten yani? O zaman problem ne? Ya niye yani problem ne, mesele ne? Ve devleti ilgilendiren ne burada? Devlet bu konulara giremez. Diyanet bu konulara giremez. Resmi kurumdur. Halk inanır inanmaz. İsteyen deli der, isteyen Mesih der. Ben bundan rahatsız değilim. Ve kimseyi de organize etmiyorum. Kimseyi yönetmiyorum. Günlük toplantılar yapmıyorum. Havarilerimi yönetmiyorum. Kıyafetlerine karışmıyorum. Partilerine karışmıyorum. Siyasetlerine karışmıyorum. Bunlar... Ama din hayatın her alanına bir şekilde bir kural koyuyor değil mi? Yani siz, evet, sizin iddianız bu değil. Mesih koymuyor. İşte Mesih'in farkı şimdi bu. Sizin ben bir tweetinizi okumuştum. Evet. Yani din hayatın dışına çıkmalı diyorsunuz. Siz tam yani dini inancı hayatın dışına çıkarmak. Yani sizin misyonunuz aslında biraz bu mu? Bakınız. Hazreti Muhammed din bir iki yönü vardır. Bir peygamberlik yönü vardır. Tamam. Ve bütün peygamberlerden farklıdır bu yönüyle. Biraz Davut ve Süleyman'a benzer. Ama daha çok siyasi yönü öndedir. Hazreti Muhammed, değil mi? Ama bugünkü devlet başkanı diyeceğim ama bugünkü gibi değil. Bir aşiret reisi gibi o dönemde. Yani kurumsal devleti yok. Anayasal, yazılı. Ya o dönemin kurumsal şartlarına göre yok. Başka. Tabii. Ya ama yani o günün, ama Hazreti Muhammed'in Mekke döneminde peygamberliği öndedir. Tevhid inancını öğretir, ibadet öğretir. Ama Dua Medine öğretir. Döneminde devlet başkanı. Medine döneminde Muhammed'in peygamberliği geri planda kalmış. Siyasi yönü öne çıkmış. Ordu kurmuş. Yasalar söylemiş. Değil mi? Savaşlar yapmış. Evet. Yani bildiğin devlet başkanı diyelim şimdi bu. O dönemin devlet başkanı. Öyle mi? Evet. Dolayısıyla İslam bizzat Hazreti Muhammed zamanında siyasallaşmış. Dört halife döneminde artık iyice devletleşmiş. Şimdi bu İslam'ın ilahi yönüyle siyasi yönünün birbirinden ayrılması gerekiyor. O yüzden gerekiyor. Mi din hayatın dışına çıkmalı diyorsunuz? Hayatın dışına demiyorum ben. Diyorum ki siyasal İslam, İslam değildir. Yani siyasal İslam ilahi değildir. Yani dinin böyle bir misyonu yok diyorsunuz, dinin böyle, değil mi? Yani, anladığım bu. Benim söylediğim şu. Ki İncil'de de böyledir. Okuyun, baştan aşağı İncil'i okuyun. Ki Müjde kitabında da bunu söylüyorum. Diyor ki İsa, dinde en önemli buyruk, ki aynı şeyi söylüyorum. Bir olan yaratıcıyı, ister Allah deyin, ister Gud deyin, ister Brahma deyin, ister Yahve deyin, yaratıcıya inanmak. O yaratıcıyı her şeyden ve herkesten çok sevmek. Yalnız ona tapmak, ona dua yapmak, ondan başkasına tapmamak. Başka? Kötülükten uzak durmak, iyilik yapmak. Şimdi dinin çerçevesi bu. İsa bunu söylüyor. Anlatabiliyor muyum? Şeriat vaz etmiyor. Şeriatı da uygulamıyor. Bir örnek vereyim isterseniz. Tabii. Yani mesela işte fahişe bir kadın zina ettiği suçlamasıyla din adamları getiriyorlar. Yahudi şeriatına göre taşlanarak öldürülmesi gerekiyor. İsa ne diyor? Günahsız olan ilk taşı atsın diyor. Kim ben günahsızım diyebilir? Zina mı daha günah? Yani siyaset konuşmak evet. istemiyorum ama. Zina mı daha günah? Evet, yani... yani zina mı daha günah? İnsanları açlık sınırının altında bir ücrete yaşama mahkum etmek mi? Hangisi daha günah? Hırsızlık mı daha günah? İnsanların hayatını çalmak. Kapitalist sömürü yoluyla. Yani kapitalist sömürü nedir? Yani hayatınızı çalıyorsunuz insanların. Öyle yapmıyorlar mı? Sistem öyle değil mi? Hangisi daha günah? Dolayısıyla ve onlar da dönüp gidiyorlar ve İsa diyor ki ben seni affettim. Tövbe et diyor. Günahın yargısını Allah'a bırakıyor. Mesih'in din öğretisi farklıdır. İslam hayatın içine fazla girdi. O kadar çok girdi ki zihinsel olarak da kıskıvrak bağladı, akıl tutulması meydana getirdi. Artık yani 21. yüzyılda Hazreti Muhammed döneminin yasalarını mı uygulayacağız?
O yasalar ilahi değil zaten. O cezalar, mezalar, kısas. Yani müşrikler de hırsızın elini kesiyor, kesin diyor. Değil mi? Müslümanlar da bunu yapıyor. O günün örf, adet, gelenek, yasaları ve yaşamı ilahi değil, beşeridir. Orada ilahi olan tek Tanrı inancıdır. Allah'a inanmak, peygambere inanmak, öldükten sonra dirilmeye inanmak bu üç şeydir. Diyorsunuz ki ve ibadet etmek, kötülükten uzak durmak, olabildiğince iyilik yapmak. Anladığımız şu. Yani din bu çerçeveye çekilmeli. Evet. O zaman hayatın içi dışı yok ki. Adam bunu devlet dairesinde de bu çerçevede yaşasın. Kamuda da yaşasın. Ama kendi inancısını, düşüncesini, hele 1400 yıl önceki Arap toplumunun örf, adet, gelenek ve yasalarını, yani Hazreti Muhammed ve bugüne getirecek misiniz? Yani tefsir, hadis, fıkıh diye ne öğretiyorsunuz? Ne öğretiyorsunuz? Hazreti Muhammed bugün yaşasaydı ve bu benim oturduğum koltukta olsaydı, çok eşli, köleli, cariyeli bir hayatı olur muydu mesela? Soruyorum ya, olur muydu? He? Bedir, Uhud, Hendek savaşları, Tebük seferi, işgaller, yağmalar, bunlar olur muydu? Yapar mıydı? Hangi peygamber olursa olsun, bugün yaşasaydı bu çağa göre konuşurdu, bugüne göre konuşurdu. O zaman o ayet, hadis dediklerimizin çoğu da olmazdı. Onların yerinde başka şeyler olurdu. Anlatabiliyor muyum bunu? Evet. Yani dinde, Kur'an'da da bu böyledir. Hadislerde de böyledir. Yani Hazreti Muhammed ve ashabının yaşamı, yasaları, savaşları, aile, toplum anlayışı, bugünün, bu çağın insanına rol model olamaz. O peygamberliğiyle rol model olabilir. O imanıyla, inanç öğretisiyle. Değerleriyle. Onlarla yani, evet, rol model olur. İbadet öğretisiyle olur bize rol model. Ama yasalarıyla olmaz. Yani örfüyle. Yani hiç kimse, zaten Muhammed de ashabı da bugün yaşasaydı diyorum, tıpkı benim gibi konuşacaktı. Çünkü zaten o yasalar gökten gelmiş filan değil. Yani kısastı, el kesmeydi, kafa kesmeydi. Bunlar binlerce yani, yıl öncesinde zaten de olan. Zaten var olan yasalar. Evet, yasalardı. Yani orada bir değişiklik yapmadı ki Muhammed. O günün örf, adet, gelenek yasası neyse, ona göre devleti yönetiyordu, halkı yönetiyordu. O çağa göre yapıyordu bunu. Bunlar ilahi değildir, bunlar beşeridir. Onu söylemek istiyorum. Ama mesaj ilahidir diyorsunuz, değil mi? İlahi olan nedir? Tanrı öğretisidir, Allah öğretisidir, tamam. O tek Tanrı öğretisidir. Mesaj. Mesaj odur, ahiret inancıdır, çok önemlidir. Zaten hayatı anlamlı kılan da ahiret inancıdır. Peki. Efendim, burası önemli. Bu yönüyle peygamberin, peygamberlik yönü başka bir şey, beşeri yönü. Çağının gereğine göre şöyle yapması, böyle yapması. Bunlar da eleştirilebilir. Şunu da söyleyeyim. Bir peygamberin peygamberliğini inkar etmediğiniz sürece, tamam, çocuğum, peygamberin peygamberliğini inkar etmediğiniz sürece yaptıklarını eleştirebilirsiniz. Sorgulayabilirsiniz. İnkar etmek niye kabahat olsun ki? Hayır, iman bunun üzerine kurulu. Yani inanç dediğimiz. İnançtan çık, imandan yani, çıkmış yani, oluyorsunuz. Yani. Evet. Mesela Hazreti Musa cinayet işlemiş. Bunu Kur'an söylüyor, Tevrat da söylüyor. Demek ki bir cinayet işlemesi bir insanın peygamber olmasına engel değil. Öyle mi? Biz onu cinayet işlediğini bile bile inanırız onun peygamber olduğuna. Veya efendim Hazreti Adem günah işlemiş, ayvayı yemiş işte. Ama biz o günahından dolayı Adem'in peygamberliğinden kuşku duymayız. Biliriz ki o Allah değildi, beşerdi, insandı. Hata da yapardı diyorsunuz. Tabii hata da yapabilirdi. Dolayısıyla Hazreti Davud işte anlatılır Tevrat'ta. Komutanının karısına aşık olmuş. Komutanı savaşa göndermiş. Anlatılıyor bunlar Tevrat'ta. Savaşta ön cephede onu ölmesine sebep olmuş. Sonra anımıyla evlenmiş. Ama annesi. Bütün o zaman ya zaten kutsal yani kitaplarda Hazreti, beşeri meseleler anlatılıyor. Mesela örnek vereceğim şimdi ben. Şimdi ben Hazreti Muhammed döneminde yaşasaydım. Bende böyle bir damar var, yön var. Hazreti Muhammed de hırsızın elini kesin deseydi. İşte herkes kesiyor ya, müşrikler de kesiyor. Herkes kesiyor bunu. Ben şunu diyebilirdim yani Muhammed'e. Ya Resulallah, ya bu adamın elini kesmeyelim, neyi bitecek bu? Çoluk çocuğu falan da var. Başımıza kalacak bu. Çaldırır 10 katı ceza verelim diyebilirdim. Anlatabiliyor muyum bunu? Evet. Ve bu kimseyi dinden çıkarmaz. Şimdi peygamberler masumdur inancı. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Kur'an ne söylüyor? Ne söylüyor? فَلَنَسْأَلَنَّلَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّا الْمُرْسَل۪ينَ Diyor ki o peygamberlerin gönderildiği insanları da hesaba çekeceğiz. Peygamberleri de hesaba çekeceğiz.
Muhammed de yaptıklarının söylediklerinin hesabını verecek, Musa da İsa da. Böyle bir şey yok. Daha sonra ben, bu... Peygamber günah işlemez, masum. Şimdi peygamberin temsilcileri de günah işlemiyor. Bizim halifelerimiz, işte Şia imamları, sahabeler, Sünni halifeler. Yani yetmedi. Da... Hoca efendiler de peygamberi temsil ediyor ya. Onlar da masum, günahsız filan. Bu çok büyük bir felakettir, biliyor musunuz? Bu sefer yaptıkları her zulmü, her haksızlığı Allah adına yapıyorlar. Peygamber adına yapıyorlar. Evet. Yani problem, bu sefer bu din ne oluyor? Baş belası haline geliyor. Rahmet olması gereken din zahmet haline geliyor. Değil mi? Bir sömürü aracı, bir baskı aracı. Değil mi? Bir köleleştirme. Bugün sizin itiraz geliyor. Ettiğiniz ve siyasal İslam diye tanımladığınız şey, belki Batı dünyasında, yani Hristiyanlıkta da bir dönem din baskı aracı olarak kullanılmadı mı? Tabii. Yani bugün itiraz ettiğiniz şey bu. Anladığım kadarıyla. Ben Müslüman bir topluma hitap ettiğimiz için Müslümanlardan daha çok bahsediyorum. Kiliseyi düşünün. Ortaçağ kilisesi. Kilise de müdahale ediyordu. Hayır, insanların hayatına, yaptığı, devlet işlerine. Yani kilisenin yaptığı zulümler. Düşünebiliyor musunuz? O engizisyonlar, o işkenceler. Evet. Ya Avrupa'nın... Haçlı seferleri. Haçlı seferleri. Bırak Haçlı seferini başkalarına karşı. Hristiyan halka yaptığı zulümler, soygunlar, evet, sömürüler. Ama oradan ders çıkardı Batı dünyası. Anlıyorum. Yani dolayısıyla bunlar kabul edilebilir mi? Bunlar İsa'ya mal edilebilir mi? Yani İsa böyle bir şey yapmamış. Kralın hakkı krala, Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya demiş. Bak bu çok önemli bir şey. Çok meşhurdur da. Ne diyor İsa? Benim krallığım diyor insanlardan değil, göklerden diyor. Ya ben bir dünya krallığı peşinde değilim diyor. Ve din ve devlet işlerini birbirinden ayırın diyor. Net, kralına krala. Zaten laiklik biraz da buradan mülhemdir yani Avrupa'da. Dolayısıyla Avrupa bundan ders çıkarttı. Bakın din devleti baş belasıdır. Kurumsallaşan her din, yani kurumsallaşan her din milletin başına bela olur. Niye? Bu ne gibi zararları var? Bakın mesela adam siyasi olarak kullanıyor bunu, değil mi? Ben Allah'ın halifesiyim diyor, yani Müslümanların lideri nedir? Allah'ın halifesi. Evet. Bunu Hoca Efendi de Allah'ı temsil ediyor. Şeyh Efendi de Allah'ı temsil ediyor. Hadi Türkiye'den bahsetmeyelim. Suud Kralı da Allah şeyi temsil ediyor. Evet. Ya halife yani adam. Allah'ın yeryüzündeki gölgesi bunlar. Adı ister Cumhurbaşkanı olsun İslam ülkelerinde. İster Şah olsun. İster devlet başkanı. Neyse. Ne olursa olsun. İnanç bu. Müslüman bilinç bu. Ulul emre itaat. Öyle mi? Ya ona muhalefet edemezsin. Ulul emir ne? Zillullahı fil arz diyorlardı Osmanlı'da. Allah'ın yeryüzündeki gölgesi adam. Ona nasıl yan bakarsın? Onu nasıl eleştirebilirsin? Ya bunun eğitimi yapılıyor. Ya tefsir, hadis, fıkıh diye öğrettikleri bu değil mi? Dolayısıyla şimdi burada nedir? Ortaçağ Vatikan'ın da papa ne? Hatta ben şunu söyleyeyim, Hristiyanlar kusura bakmasınlar. Hazreti İsa kendine papa, baba dedirttirmedi. Yok böyle bir şey. O literatürde papa, baba Allah demek. Yani biz veli deriz mesela. Ondan... Ama bugün bir beşer için papa deniliyor. Evet, yani papa ismini sen nasıl kullanabilirsin yani dini literatürdeki o papa? O yetki yok diyorsunuz. Evet yani. Papa oldu başınıza bela. Siz de oldunuz papanın kulu. Veya halifenin kulu. Veya hoca efendilerin, şeyh efendilerin kulu. Yani gönüllü bir kulluk, kölelik var burada. Dolayısıyla... Bakınız, siyasal İslam, İslam ümmetinin baş belasıdır. Hristiyanlar bu din devleti belasını, dinden söz etmiyorum. Dinsiz olmaz. O ayrı bir şey. Ona da geleceğim ayrıca ama. Dinsiz olmaz. İtiraz ettiğiniz şey dinin devlet haline dönüşmesi. Dinin kurumsallaşması, dünyevi, siyasi, ticari. Yani dine karşı olduğunuz anlamı çıkmasın. Münasebet ben Mesih'im, nasıl dine karşı olurum yani? Olur mu öyle şey? Hiç kimse benden daha fazla Müslüman olmasın. Hiç kimse benden daha fazla Allah'ı, Muhammed'i, Kur'an'ı bildiğini iddia etmesin. Sevdiğini de iddia etmesin. Hiçbir Hristiyan da bunu yapmasın, kabul etmem. Ben Mesih'im ve Mesih olarak konuşuyorum ben. Dolayısıyla hiç kimse Muhammed'i benden fazla sevmesin ama Muhammed'i de hiç kimseye bu şekilde kullandırmayacağım. Bu Kur'an'ı da bu şekilde kullandırmayacağım. Bu dini de bu şekilde kullandırmayacağım. Papa'ya da kullandırmayacağım. Bu Diyanet İşleri Başkanı'na da, o Şeyh Efendi'ye de kullandırmayacağım. Ben bu kutsal tezgahları yıkacağım. Savaşarak değil, sözümle yıkacağım.
Bu bedenimle değil, Ruhul Kudüs olarak yıkacağım. Ve benim öğretim bunu yıkacak. Gün gelecek bunu bütün dünya duyacak. Bakınız, Budizm, Hinduizm. Ben kutsal kitap deyince sadece Tevrat, İncil, Kur'an'ı kastetmem. Ben Budistlerin Tripitaka'sını da kutsal kitap kabul ediyorum. Buda'yı da büyük bir peygamber kabul ediyorum ve peygamber olduğunu biliyorum. Ben Hinduların mesela Vedalarını şey yapıyor, onlar bizim Allah dediğimize Müslüman, onlar Brahma der. Brahma'ya dua eder. Yani oralarda da peygamberler ve dinler var. Din devletleri milletlerin başına bela olmuştur. Din bireysel olduğu zaman, inanç olduğu sürece, ruhsal gıda olduğu sürece insan için olmazsa olmazdır. Ama din kurumsallaştığı zaman, dünyevi, siyasi, ticari bir aparat haline geldiği zaman başa bela olur. Bir sömürü ve zulüm aracı olur. Ve bunu dünya yaşadı. Budist dünya yaşadı. Hindu dünya yaşadı bunu. Bugün Hristiyan size göre yaşadı. İslam dünyası yaşıyor. Onlar bunlardan ders aldılar ve din devletinden, yani siyasal İslam olsun, siyasal Hristiyanlık olsun, siyasal Budizm olsun, bundan vazgeçti dünya. Ve dünya bundan vazgeçince rahatladı. Bugün din de kendi alanında işlevini görüyor. Yani Avrupa'da görmüyor değil. O ruhsal gıdayı yine veriyor inananlara. Fakat İslam dünyası daha bir azdı. Daha fazla bir sarılıyor. Din, hilafet, şeriat devleti istiyorum demek, köle olmak istiyorum demektir. Allah'ın değil, yönetenlerin kulu, kölesi olmak istiyorum demektir. Ben sadece Türkiye'den söz etmiyorum. Bakın İslam dünyasının halini görmüyor musunuz? Siyasal ne var, İslam... Ne var halinde İslam dünyasının halinde? Ne, ya ne bana olmuş? Bir şey söylesin. Ya birisi çıksın, birisi kim çıkacaksa. Yani işte 1,5 milyar Müslüman, 1,5 milyar Müslüman, 60 devlet, şu insanlar bir şey üretti, bir şey, ne bileyim ben işte bu pet şişe bir şey ya. Hiç mi yok? Ya, yani Müslümanların bana bir şey söylesinler hiç ya. Hiç mi medeniyete ya, bu çağa katkısı bir şey söylesinler yok? Ya. Ya aspirin ürettik desinler. Peki bir şey diyeceğim. Yani iğne ürettik peki, desinler. Peki bir şey diyeceğim. Pfizer aşısını kim üretti? Pfizer aşısını Almanya'da, o şartlarda. Tamam. Müslüman değil mi Uğur Şahin'le? Hayır. Konu o değil ki. Konu o değil. Konu şu. Bu zaten, şartlarda ne üretildi ya, diyorsunuz? Ben diyorum ki ya ilk defa yokken. Yani Nobel ödüllü. Aşı meselesi zaten bilinen Aziz bir şey. Sancar geleneksel mesela. Yöntemler var. Bilimsel yöntemler Aziz var. Aziz Sancar Nobel Kimya Ödülü aldı mesela. Alabilir. Bir Müslüman. Ama sıfırdan bir şey yok. Yani şunu söylemek istiyorum ben. Benim söylemek istediğim şu. Yani varsa bile çok kayda değer bir değil. Bir icat diyorsunuz. Kayda yani. Değer değil. Yani sıfırdan yoktan bir şey. Yani basit bir şey. Dolayısıyla burada bir zihni. Ya durmadan din tartışıyoruz ya. Evet. Yani çıkamıyoruz. Bakın İslam dünyasına, yani İran'ına bakın, Suud'una bakın, Afganistan'ına bakın, utanıyoruz da. Pek çok şeyden utanıyoruz da. Değil mi? Ya din bize nimet olması gerekirken, rahmet olması gerekirken külfet olmuş. Yani orta çağdayız yani. Ya yani hilafet, şeriat, din devleti demek 1400 yıl önceki gibi yaşayacağım, onu istiyorum demek. Ve bunun eğitimi yapılıyor bu ülkede, İslam ülkelerinde değil mi? Ya yani tefsir, hadis, fıkıh, İslam hukuku diye öğrettikleri ne? Ondan sonra IŞİD nereden çıktı? Nereden çıkacak işte senin öğrettiğin o tefsir, hadis, fıkıhtan çıktı. El-Kaide nereden çıktı? Nereden çıkacak? Onun için din kendi alanına çekilmeli. Yani hayatın bütün alanlarını, bütün alanlarını... O yüzden din hayatın dışına çıkmalı hayatın diyorsunuz. Hayatın dışına çıkmalı demiyorum. Kendi alanına çekilmeli. Bir marangoz, marangozluğunu yapmalı. Bir çiftçi, çiftçiliğini yapmalı. Bunu yaparken de dini yaşama elbette olacak. Elbette iman edecek, ruhsal gıda alacak. Bir devlet ibadet mi? Edecek. Mesela ya ben merak ediyorum. Siz mesela namaz kılıyor musunuz? İbadetleri yerine getiriyor musunuz? Kendi ibadetlerim hakkında konuşmak istemiyorum. Yok. Ama genel bir şey söylemek istiyorum. Bana soruyorlar. Benim Hristiyan var bana inanan. Ortodoks var, Katolik var, evet. Yahudi var. Alevi Müslüman var, Sünni var, Şii var. Yani hepsi var yani. Dolayısıyla ben diyorum ki yaratıcıya inansın da. Adını nasıl anarsa alsın. Allah'a inansın. Yaratıcıya inansın. Onu sevsin. Oradan ruhsal gıda alsın. Kötülükten uzak durmaya o inançla iyilik yapmaya çalışsın. İbadetini nasıl istiyorsa öyle yapsın. İster kilisede yapsın, ister havrada, ister Budist mabedinde yapsın duasını. İster camide. İster camide yapsın. Anlatabiliyor muyum? Buna karışmıyorum. Yani bu noktaya girmiyorum ve yeni bir din ve yeni bir şeriat vaz etmeyeceğim. Yani yeni bir din getirmeyeceğim. Dolayısıyla
benim gözüm aslında Türkiye'de de değil sadece. Yani Hristiyan dünyasında da değil. Ben daha çok Afrika'ya, doğuya bakıyorum. Budistlere, Hindulara bakıyorum. Niye? Yani daha çok sıkıntı çeken toplumlara, milletlere bakıyorum. Bizim yani dünyevi açıdan. Bizim topluluklarımız da yani İslam dünyası yani Türkiye dediğimiz. Türkiye tamam her şeye rağmen Türkiye'den bahsediyorsak. Yani onlarla kıyaslayalım. Yok Türkiye yani, onlara kıyasla çok daha iyi bir yani, noktada yani, ama. Yani ben Türkiye'nin veya bir kesimin şeyi değilim, Mesih'i değilim. Ben Mesih olduğumu bilinceye kadar yerli ve milli bakışla evet, bakıyordum. Evet, o biraz önce anlattınız. Yani o gözle bakıyordum. Dine de o gözle bakıyordum. Kur'an'a da, İslam'a da, her şeye de. Mesih olduğumu bildikten sonra ben dünyaya, kainata Allah'ın gözüyle bakıyorum. Benim için bir Müslüman kadar bir Budist de önemlidir, bir Hindu da önemlidir. Yani bir Türk kadar bir Bulgar da önemlidir. Misal söylüyorum. Yani burada bir şey yapmıyorum. Evet. Yani ben Allah'ın nazarıyla bakıyorum. Ve bu Allah'ın nazarıyla bakarak kendimi ve öğretimi açıklıyorum. Dinin ortaya koyduğu kurallar, mesela örtünme vesaire, bunlara bakışınız ne? Yani ya da bunları bir din kuralı olarak görüyor musunuz? Şimdi bunlar kutsal kitaplarda var. Yani Tevrat'ta da var, İncil'de de var, evet. Hristiyanlık'ta, Yahudilik'te, Müslümanlık'ta da, Budizm'de, Hinduizm'de de vardı. Bizim bu tesettür konusu 1950'lere kadar Avrupa bayağı kapalıydı yani biliyorsunuz. Açılma filan, kadınların açılması ondan sonradır. Ben bu tesettürle ilgili, hangi dinde olursa olsun, İslam'da veya diğer dinlerde, tesettür mecburiyeti diyeyim ben buna. Yani kadınlar işte şöyle kapanacak, erkekler böyle kapanacak. Tesettür mecburiyetiyle ilgili dini ahkamı iptal ettim. Ne demek? Yani kimse tesettüre uymaya mecbur değil. Tabii. Harem, selam, tesettür bu üç şey. Sadece orada tesettür yok, harem, selam da var. Evet. Yani Müslüman kadınlar, kızlar kendilerine nikah düşen kişilerle aynı ortamlarda bulunamazlar, çalışamazlar, okuyamazlar. Asıl problem onlar. Biliyorsunuz işte Afganistan'da yaşanıyor yani kadınlar Taliban şey yapamıyor evet, yani. Yönetimi. Gerçekten de İslam'da var bu. Hazreti Muhammed ve ashabı da bunları uygulamış. Yani yok diye bir şey yok. Hani diyorlar ya işte bu Taliban bunlar Müslüman değil. Aksine yani Taliban IŞİD bayağı Selefi böyle peygamber ve ashabı gibi yapmaya çalışıyor. Bunu kötülemek için söylemiyorum. Yani şu mu gerçek İslam Taliban? Yani Taliban. Gerçek İslam demeyeceğim ona. Ama yani o asla bağlı kalmaya. Yani peygamber ve ashabının yaşamını, yasalarını, uygulamalarını rol model kabul ediyor. Bizimki ne oluyor? Hani bizim, bir Anadolu Müslümanlığı dediğimiz şey var ya. Yok, bizimkisi Anadolu'dan kaynaklanmıyor. Bizimkisi yani Türkiye'deki bu bugünkü diğer İslam ülkelerinden, İran'dan, Suud'dan, Pakistan'dan farkı Batı blokunda yer almamızdan kaynaklanıyor. Bu rahatlık. Bu İslam'dan bir de yani, belki Cumhuriyet'in de etkisi var. Bir de Anadolu İslamı, Türk İslamı diye bir şey yoktur. Evet. Hepsinin fıkhı aynıdır. Şeriatı aynıdır. Yani o tarikatın da, Nakşi'nin de, Kadiri'nin de, isimlerini söylemeyeyim, malum cemaat. Hepsinin fıkhı, şeriatı aynıdır. Aynı fıkhı okuyorlar, aynı hukuku okuyorlar. O açıdan farkları yoktur. Bunlar isim farkıdır, teferruatta farklılıkları vardır. Türkiye'deki bu rahatlık biraz işte o Kemalist devrim yaşamasından ama daha öncesi Osmanlı döneminde Avrupa ile çok içli dışlı olmasından kaynaklanıyor. Ve bu iyi bir şey, kötü bir şey değil. Şimdi ben diyorum ki, Müslüman halka söylüyorum, yöneticilere değil. Bakın bu siyasal İslam, İslam ümmetinin baş belasıdır. Bunu talep etmekten vazgeçmeliler. Ve siyasal İslam vaat eden partileri, tarikatları, cemaatleri terk etmeliler. Bu halkın gündemi ekonomi olmalı. Etnik problemleri var, ekonomik problemleri var. Sayabiliriz, daha çok var. Bir sürü problemli. Yani din siyasetin konusu ve gündemi olmamalı. Evet. Yani şimdi ya bundan vazgeçilmeli. Aksi halde İslam dünyası için söylüyorum. Hani İslam, hilafet, şeriat, din devleti hayalleri var evet. Ya. Belanızı aramayın. Tarih ortada, İslam tarihi ortada. Evet. Batı ortada. İslam'a sarılsınlar. İmana sarılsınlar, ibadete sarılsınlar. İslam devletini asla istemesinler. Evet. Yani söylediğim bu. Şimdi ilk bölümde Hasan Mezarcı'yı konuştuk. İkinci bölümde Mesih meselesini ele aldık ki ikinci bölümde ben çok fazla araya girmedim. Çünkü çok da hem sizin için hassas bir konu hem de kamuoyu için de hassas bir konu. O yüzden ikinci bölümde çok
fazla girmedim. Sizin kendinizi ifade etmenizi istedim. Evet. Çünkü çok fazla müdahale etseydim belki kendinizi rahat ifade edemez, bana da kırgınlığınız olurdu. O yüzden ikinci bölümü tamamen benim sorularımdan çok sizin anlatmak istediklerinizi ayırdım. Ama üçüncü bölümde, son bölümde bazı yine böyle ilk bölümdeki gibi soru cevap ilerlemek isterim. Başka konulara da gireceğim. Kısa bir ara, aradan sonra buradayız. Peki. Teşekkür ediyorum.